Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk. Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk. Değerli basın mensupları, kıymetli mesai arkadaşlarım. 2,5 milyon kamu görevlisi ve 1,8 milyon emeklinin 2 yıl sürecek çileli geçim mücadelesi başlamıştır. Kamu görevlileri bugün Ağustos ayındaki toplu sözleşme satış sözleşmesinden beri ifade ettiğimiz acı gerçekle yüz yüze kalmıştır. İktidar ve malum konfederasyon işbirliği ile memurlar 123 TL, emekliler ise 140 TL zamla bütün bir yıl boyunca idare etmek zorunda kalacaktır. Ekonomi iyi yolda, istikrar sürüyor, enflasyon düşüyor, masalı çarşı pazardaki gerçek fiyatlarla kabusa dönüşmüştür. AKP hükümeti hedef enflasyonu bilinçli olarak düşük göstererek memurlarımızı düşük ücret artışına mahkum ederken milletimizi zorunlu harcamalarında dahi enflasyon canavarına teslim etmiştir. Susma, haykır, aldatmaya hayır. Susma, haykır, aldatmaya hayır. İktidar 2013'te enflasyon hedefini %5,3 olarak belirlemiş ve maaşlara bu plana göre zam yapmıştır. 2013 yılında gerçekleşen resmi enflasyon ise %7,4 olmuştur. Bu oran TÜİK'in enflasyon sepetindeki çoğunu halkın tüketmediği 454 çeşit ürünün ortalama artışını göstermektedir. Milletimizin tüketmek zorunda olduğu gıda, temizlik, sağlık, ulaşım, haberleşme, ısınma, kira gibi ürünlerdeki fiyat artışları ise 2013'te gerçekleştiği ilan edilen resmi enflasyonun kat be kat üzerindedir. Milletimizin en çok tükettiği 47 temel gıda ürünü baz alındığında fiyat artışı %10,5. 17 temel sağlık hizmetinde ortalama yıllık fiyat artışı %69'u bulmaktadır. Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk. Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk. Memurlarımız patatese dahi muhtaç bırakılmış, bir zamanlar fakirin yemeği olan kuru fasulye, pilav, lüks gıda maddesi haline gelmiştir. Kırmızı etin yalnızca adı kalmıştır. Sebze, meyve el yakmaktadır. Elektriğe fatura oyunlarıyla gizli zam yapılmış, ekmeğimiz bile %11,7 zamlanmıştır. Buna rağmen memurlara 2014 yılı için 123 lira, 2015 için ise %3+3 zam yapılması öngörülmüş, memurun enflasyon farkı dahi ellerinden alınmıştır. Hırsıza değil memura bütçe, hırsıza değil memura bütçe. 2014 yılında çocuk parası, aile yardımı, doğum, ölüm yardımları, ek ödemeler, ek dersler, fazla mesai ücretleri ve tazminatlar artmamıştır. Yapılan zam memurun ele geçen maaşının tamamı için geçerlidir. 2014 ve 2015 enflasyon hedefleri bile dikkate alındığında bugün memurun eline geçen zam 2014 yılı enflasyonun altındadır. Gerçekler ortadayken malum pazarlamacı konfederasyonun da eşlik ettiği masa başı oyunlarıyla memurlarımız 2015 yılı sonuna kadar devreden çıkarılmıştır. Satış sözleşmesine imza atıp memurları ekonomik ateşin ortasına atan malum konfederasyon ise bu durumda dahi memurların haklarını korumayı akıl edememekte, ağababalarının yolsuzluk pisliklerini temizlemeye, onları atlamaya çalışmaktadır. Memurlar için bir gün dahi alanlara inmeyenler yüzsüzce yolsuzluk operasyonları durmazsa
alanlara ineriz tehditleri savurmaktadırlar. Yolsuzluğa hayır, yolsuzluğa hayır, yolsuzluğa hayır. Kıymetli arkadaşlarım, biz Türkiye Kamu Sen olarak Ağustos ayından beri gerçekleri dile getirdik. İmzalanan toplu sözleşmenin defolu olduğunu, memurların haklarının gasp edildiğini ifade ettik. Malum konfederasyon ise 120 lirayı anlata anlata bitiremedi. Bugün memurlar maaşlarını aldılar. Yani takke düştü, kel göründü. Akla kara açığa çıktı. Türkiye Kamu Sen dün de meydanlardaydı, bugün de meydanlarda. Dün ne dediyse bugün de aynısını söylüyor. Memurların haklarını masa başı oyunlarıyla budayan malum konfederasyon ve yetkililer bugün neredeler? Bugün tatlı su demokratları ile hormonlu sendikalar gerçekler karşısında saklanacak delik arıyorlar. Çocuk, enişte, baldız bacanak, kayınpeder demeden cümbür cemaat, ailece ülkenin kaynaklarında üşüşülmüşken, ayakkabı kutuları çelik kasanın yerini geçmişken, memuru unutup yolsuzluğa, hırsızlığa destek verenler bugün memurun karşısına ne yüzle çıkacaklar? Bir yılda ailenin zorunlu harcamaları 179 lira artmışken 123 lira zamma evet diyenler memurun karşısına ne yüzle çıkacaklar? Hükümet kutunu al başına çal. Hükümet kutunu al başına çal. Hükümet kutunu al başına çal. Hizmetleri yok sayanlar, TÜİK çalışanı dahil tüm dört cellere, vekil eve, hemşire, imam ve aile sağlığı elemanlarına üvey evlat muamelesi yapıp kadroya geçirmeyenler, öğretmeni, akademisyeni, sağlık çalışanını, maliyeciye, adliye çalışanını unutanlar, postacıya, ormancıya, belediye çalışanına ek ödeme sorunlarını, diyanet çalışanına kör bakanlar, emeklileri, ek gösterge sorunlarını, ek ödeme sorunlarını, fazla mesaileri, döner sermayeleri bir kenara bırakıp iki gün içinde memuru masada satıp kaçanlar bugün memurun karşısına ne yüzle çıkacaklar? Aylardır memurları pembe yalanlarla aldatıp gününü gün edenler toplu sözleşme ikramiyesini 45 liradan 60 liraya çıkardık diyerek bir yıl sonra yapılacak artışları da sanki bugün yapılmış gibi göstermeye çalışanlar bugün memurun karşısına ne yüzle çıkacaklar? Susma, haykır, aldatmaya hayır. Susma, haykır, aldatmaya hayır. Susma, haykır, aldatmaya hayır. Milli iradeye saygı kisvesi altında milletin kaynaklarını sömürenlere yardım ve yataklık eden ama memurun iradesini yerle bir edenler bugün memurun karşısına ne yüzle çıkacaklar? Birileri ayakkabı kutularında milyonlarca doları götürürken toplu sözleşme masasında memurlara ayrılan payın 3 milyar lirasını lobilere peşkeş çekenler bugün memurun karşısına ne yüzle çıkacaklar? Kış soğuğunun bastırdığı günlerde oduna, kömüre, doğal gaza gelen zamları bile karşılamayan, maaş artışına imza atan, bir eli yağda, bir eli balda yandaşlar, soğuktan donan memurun karşısına ne yüzle çıkacaklar? Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk. Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk. Elbette. Bu memur pazarlamacılarının hepsi bir deliğe gizlenecek ve varlık sebepleri biricik iktidarlarının gitmemesi için varıyla yoğuyla mücadele edecekler. Millete ait değerleri atıp, satıp, peşkeş çekenler, arazileri, ormanları, madenleri yakıp yıkıp yok edenler, milyonlarca vatandaşın hakkını çalıp, çırpıp, iç edenler, çalışmadan zengin olma hevesiyle
memurların alın terini gasp edenler, mevki, makam ve siyasi çıkarları uğruna kamu görevlilerini masada satanlar, şu soğuk günlerde evinde battaniye ile ısınmaya çalışanların, soğuktan donan bebeklerin ahını almışlardır. Şahsi menfaatleri için bütün dini değerleri ayaklar altına alan bu zevata şu dizeleri hatırlatmak istiyorum. Karacaoğlan der ki, her sözüm haktır. Yiğit olmayanın yalanı çoktur. Cehennem yerinde hiç ateş yoktur. Herkes ateşini buradan götürür. Bu dizelerde olduğu gibi milyonlarca memurun, emeklinin, masumun hakkını yiyenler, milletin kaynaklarını göz göre göre eşine, dostuna peşkeş çekenler de kendi ateşlerini milyonlarca memurun bordrolarında göreceklerdir. Memurun bordrosunun ateşi hem bu dünyada hem öteki dünyada hırsızı, arsızı, yalancıyı, rüşvetçiyi ve memur pazarlamacılarını saracaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. Bodalarımızı yakıyoruz. Evet, bizim kutumuzdan maalesef kutularımızdan fatura çıktı. Fatura çıktı. Ya yapma ya, ateş mi var şimdi? Abicim, kaçalım kameraların önünden. Evet, geçin. Hadi arkadaşlar, herkes biraz kendi bordrosunu alsın yaksın. Görçelilerin bodrosu da yanmıyor arkadaşlar.